Merhabalar sevgili seyirciler. Ben Oğuzhan Akın. Kahkahası Bol programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda sizlere şahane videolar hazırladık. Arkanıza yaslanın ve kahkaha tufanına hazır olun. Çünkü başladık bile. Sevdiklerimize hediyeler aldığımızda ya da bize hediye alındığında kuşkusuz hepimiz mutlu oluruz. Aslında bizi mutlu eden şey kapalı kutunun içinden neyin çıkacağının merakıdır. Ancak bu mutluluk hediye paketinin heybetinin dağılmasıyla kutunun içinden çıkacak şeye de bağlıdır. Örneğin çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın hiç sevmediğimiz bir şey alması ya da işin daha kötüsü ise kutunun içinden çıkacak şeyin ne olacağıdır.
Olağan bir günde eve, okula, işe ya da alışverişe giderken başımıza gelmesini isteyeceğimiz en son şey korkuyla üzerinize doğru koşarak gelen insanların arasında olmak olsa gerek. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı üzerimize gelen kalabalığın arasında kalmak en istemeyeceğimiz şeylerden birisidir. Çünkü refleks olarak biz de bu gizemden kaçma güdüsüyle koşmaya başlarız. Neden ve neyden korktuğumuzu bilmeden kaçmak bir yana, üstelik yaşadığımız korkunun da yanımızda kalması cabası.
Hayatımızda en mutlu olduğumuz anlardan biridir doğum günleri. Sevdiklerimiz, ailemiz, arkadaşlarımız hep birlikte olduğumuz günlerden biridir. Doğum günlerinin en olmazsa olmazı tabii ki doğum günü pastası. Mumlar yakılır, doğum günü sahibinin dilek dilemesi ve mumları üflemesi beklenirken en istenmeyen şey doğum günü pastasının başına bir şey gelmesidir. Thank you.
Yolda karşımıza çıkıp yardım isteyen kişilere elimizden gelen yardımlarda bulunmaktan kaçınmayız. Hele bir de bu yardımı isteyen kişi kadınsa. Kalabalık şehirlerde en büyük sorunlardan biri de
eğer bir aracınız varsa park etme gibi hayatın en çileli işiyle karşı karşıya olmamızdır. Hele bir de geçici bir süreliğine park ettiğiniz yerde polisin yanlış parktan dolayı ceza yazması bu çileyi bir nebze daha koyulaştırmaktan başka hiçbir şey olmayacaktır. Hepimiz bir şekilde semt pazarına gidip alışveriş yapmışızdır. Buralarda yaptığımız alışverişlerde her zaman tüketicinin karlı çıktığı söylenebilir. Ama bu her zaman böyle olmuş mudur sizce?
Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Ben Oğuzhan Akın, tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.